Selamünaleyküm dostlar. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Bugün neredeyiz? Bugün Kalafat'tayız. Vidin'de 7,5 kilometre sıraya girdik. 7,5 saattir burada sıradayız görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çevireyim. Çok uzun bir sıra var. Yani arkamız uzamış gitmiş. Herkes soruyor bize, işte abi bu işin zor yanlarını da anlat. İşte bu işin zor yanları da bu işler. Yani bu sıra işleri. Sıralarda beklemek. 7,5 saattir sıradayız burada. Ya biraz sabır isteyen bir iş. Sabırlı olmak lazım. Yoksa sabırlı olmasak bu iş sıkar yani insanı. Çok sıra var, çalışmadı. Yani bir türlü, şöyle çevireyim, bir türlü çalışmadı sıra. Aldı başını gitti. Olduğu gibi gidiyor. Şimdi burada yaklaşık bir 2 kilometre bir yolumuz kaldı. Bu yolu da tamamladıktan sonra karşıya geçip yatacağız. Zaten saatimiz de bitti bu durumda. Bakalım ne yaparız yani, böyle bir durum burada. Yarın Türkiye'ye girmiş olacağız. Çanakkale yeni yapılan köprüden de bir çekim yapacağım. Şöyle bir video başlangıcı yapayım dedim. 2-3 gün sonra bunu da göndeririz inşallah. Çok sıra var arkadaşlar. Hiç çalışmadı yani, gerçekten bizi çok sıkıntı yarattı bu iş. Saatlerimiz patlayacak yani. Arkamız herhalde bir 10 kilometre. Bu 10 kilometre olmuştur arkası. Yani çok enteresan bir şey ya. 7,5 saattir sıradayız. Hadi bakalım hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim. Şöyle tutalım şeyimizi. Aha. Bir yürüdü yani. Ufak da olsa bir yürüdü ya. Buna da şükür diyelim. Bu çekimlerle ilgili çok şikayetler var arkadaşlar işte. Eski sistem olsun diye. Tekrar eski sistem yapacağız bir müddet. Yani diyor arkadaşlar, diyor ki abi diyor, içeriden çekim olduğu zaman biz de senin yanında seyahat ediyormuş gibi oluyor. Böyle yapalım çekimleri. İyi dedik biz de. Tekrar kameralarımızı ayarladık. Tekrardan eski sisteme dönüş yapacağız. Eski sisteme dönüş yapacağız arkadaşlar. Nasıl olursa inşallah. Ne bilmiyorum artık. Her şeyin hayırlısı diyelim. Gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Burada bu kadar sıranın olacağını bilseydik normalde Rusçuk gidecektik. Sıranın olmadığını bek söylediler ama hiç kapı çalışmadı. 7,5 bir saat daha geçeriz. Toplamda 8,5 saatte kapıyı geçmiş olacağız. Zaten saatlerimiz bitti. Yarın Kabukule'de olacağız. Oradan bizi bir arkadaş karşılayacak. Son çalışma günümüz. Oradan devam edeceğiz. Bursa'ya, yükümüz Bursa. Çanakkale Köprüsü de bedava olduğu için yarın da oradan geçeceğiz. Bir çekim de orada yapacağız. Bugün izledim. Erkan Zey de orada bir çekim yaptı. Onu da izlemiş olduk. Buradan selam olsun ona da. Yine tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar. Geldik Romanya Kantar'a. Bulgaristan'a giriş yapacağız. Buradan da böyle bir ufak çekim yapayım dedim. Romanya Kantar'a geldik. Burası Kalafat arkadaşlar. Vidin'deyiz. Kalafat'tan Vidin'e geçeceğiz şimdi. Daha doğrusu. Şimdi biraz aşağı çekelim şöyle. Eski sisteme devam ediyoruz. Yaklaşık 7,5 saat sürdü normalde sıramız. Bayağı uzun sürdü yani. Yapacak bir şey yok. Hemen karşıya geçince parka gireceğiz. Orada yatacağız ya. Evet, Romen Kantar'a giriyoruz. Bir araç var önümüzde. Romen Kantar. Burası Kalafat, Romanya tarafı. Hemen karşı taraf Vidin oluyor, Bulgaristan tarafı. Buradan da bir ufak çekim yapayım dedim dostlar. Şöyle araba içerisinden bir arkadaşımız yazdı. Abi hiç zevk vermiyor, ne yalan söyleyeyim dedi. Eski sistem olsun falan gibilerinden. Böyle de yapalım. Ara sıra da diğerinden yaparız. Yani kimseyi üzmeyelim. Herkesin dediği olsun, sıkıntı yok. Bizim için yalnız bu şekil biraz külfiyetli oluyor. Yani külfiyet derken zamanımız daha fazla gidiyor. Çünkü bir kamera da önde oluyor. Onları birleştirmek zaman oldukça fazla alıyor. Evet, adam çıktı. Şimdi Kantar'a giriyoruz. Kantar'la da biraz sıkıntımız var. Kapıyı, diğer kapı yazdırdık. Buradan geldik. Şimdi ona bir ufak bir şey vereceğiz. Normalde T1'imiz var. Yani T2'miz var. Her kapıdan girebiliriz ama bunlar sıkıntı yaratıyor yani. Problem yaratıyorlar bize. Merhaba abi. La sistemi şurç. Şurç ya. Kum şurç. Şey yani. Şurç. Hayır şurç, şurç yani. Yok Kalafat. Yok Kalafat. T1 var, T2 var. Yok problem. Oradan da gidelim, buradan da gidelim. Problem yok. T2 var. Şey.
He? Ne problem de ki açıyorsun Karafat mı? Ya Karafat. Baktım kaç kilometre Karafat olsun. Fark etmez ki abi, kaç kilometre olsun ya. Sıra var, 7,5 saattir burada, 8,5 saat sıradayım. Yok. Yok, 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 ben söyleyeyim, ne yaptın? Tamam Şef. Her zaman geliyoruz. Daha şef yeni gelmez. Her zaman geliyoruz şef. Ne ceza yok mu? Ne cezası abi? Yok ceza abi. Öyle bir şey yok abi. Her zaman veriyorum. Her zaman geliyoruz. Ya. He? Ya biknet aldım. 100 olsun 50 olsa fark etmez daha şef. Sıkıntı yok lan şef ya. Ya pasaportu verdi. Neyse bir 5 euro daha verelim. Evet. Ha, he abi. 25. Aa, 2 de oraya verdim şimdi 7. 7. 2 de ona verdim. Ya bak total 20. Ya abi ne total 20? Her zaman geliyoruz ha. Allah Allah. Her zaman geliyoruz abi. Ya abi. Baga 20. 20 yok abi. 20 var mı bende? Yok ki 20. Ah, ah buyur abi. Ah. Tamam. İşte bunlar öyle. 13 euro para verdim. Normalde keyfimiz var. Her kapıdan geçer işte. Bunlar kavga ediyoruz. Biliyoruz ya. Halen de konuşuyorlar yani. Karar vermiş değiller. Evet. 12 euroya geçtik. Normalde böyle bir hakkı yok yani. Benim de eğitim var. İstediğim kapıdan giderim. Böyle bir hakkı normalde yok bunların ama bunlar sıkıntılı insanlar ya. Gerçekten bunlar bunların dini, imanı, para ya. Bir de sadece Türk arabalarında yani yabancı plakalardan da bir şey talep edemem. Bunlar çok sıkıntılı insan. Bir şey demiyorum ya. Allah'a havale ediyorum. Allah ista etsin bunlar, ne diyelim ha. 12 euro paramız aldı. 20 diyor ya, sana niye vereyim 20 arkadaş? Tövbe estağfurullah. Yani buraya da bir 2 vereceğiz. Buraya da bir 2 vereceğiz. Yemleyeceğiz abi. Tabii. Hatta bir vereceğim. Kolega. Change yap bak. Bir tane bir euro ver bana, oraya vereceğim. Bozuk param yok ya. Ya bir tane veriyoruz daha, oraya da vereceğim bir euro. Para yok. Başka para kalmadı. Vermez ya. Parayı vermez. Ya bunlar var ya bunlar. Roman Bulgar diyor. 2 euro verdik ki. Yarışın neresi bilmiyor. Bunu da bir yazayım da. Bugün de benim 20.03.2022 doğum günüm. Ya bunlar böyle abi, sıkıntılı insanlar. Bunlar. Defter parası vereceğiz ya da. Bunlar var ya. He 10 metal olmaz abi, kağıt olacak. Tamam ver ver. Ver 10 metal ver ver. Ver 10 metal. Bitti mi evi, tamam mı? 4, 5. 10 euro 15 euro da defter vereceğiz. Ya abi parçalandık ya. Bunlar sıkıntı. Böyle kalalım abi. Böyle kalalım abi. Evet dostlar. Geldim. Şuradan da bak. Ah, bunlar var ya bunlar. 15 euro da. 5 euro da defter aldı bizden ya. Ya bunlar doymak bilmiyor arkadaş. Vallahi bunlar doymak bilmiyor ya. Lanet olsun artık. Evet şimdi Vidin'e girdik dostlar. Şu an Bulgaristan'a girmiş olduk. Şöyle hemen 3-5 kilometre ileride bir park var. O parkta yatacağız. Artık saatimiz bitti. Yani stop dedik. Orada yatacağız dostlar. Kemerimizi takalım şimdi.
Bunlar çok kuralcıymış gibi para kovarmak için kalkar der ki kemer takmadın, ver 20 euro. Allah bunlara 1 euromuzu nasip etmesin. Bu kadar diyorum yani. Bunlar gerçekten sıkıntı üzerine sıkıntı. Şurada 20-30 lira parçalandık ya. Biliyor musun hiç? Ağzım burnum diyene kadar. Bunlar şey vampir gibi, vampir ya. Vallahi vampir gibi ya. Köprüyü ödüyoruz. Hemen en son köprüyü ödedim. 37 euro köprü parası. Hemen geçeceğimiz göreceksiniz. Tuna Nehri Köprüsü. 37 euro. Bizim şimdi şeydeki köprü 200 TL taksiler için ama ya bizim para birimine göre bize çok tabi. Onların para birimine göre değil. Şuradan bir nehir geçiyoruz ya. 37 euro. 37 de dönüşünü ödüyoruz. Ne? Öyle bir durum yani. €4 para ödüyoruz. Evet, şu mavuta bakalım yeşile dönecek mi? Hemen köprünün üstüne yeşile dönmesi lazım. Bir arkadaşımız yazmış bize bu arada, onu cevaplayayım. Dedi ki abi dedi en çok cezalar neylerden geliyor? Neylerden ceza yiyoruz? Dostlar en çok ceza bu aralar Bulgar mahudundan yiyoruz. Bulgar mahudu bazı yerde şebeke gelmiyor, çekmiyor, bir şeyler oluyor. Yani onun için çok dikkat ediyoruz. Hemen bu köprünün ortasında yeşile dönmesi lazım. Ona bakıyorum yani yeşile dönüyor mu dönmüyor mu. Yoksa az ileride kamera var. Yani o dönmezse oraya girmiyorum. Girersen yazar hemen. Yeşile döndü. Şu an çalışıyor. Tamam. Yani bu mahutu biz Almanya'da kullanıyoruz. Macaristan'da kullanıyoruz. Hiçbir cezayı işten bir şey olmuyor. Bulgaristan'da yok okumadı, yok kredi yoktu. Ya otomatik. Yani bunlar bahane uyduracak ya. En çok bu aralar cezalar. Mahutlardan işte mahut okumadığı zaman cezası var. Özellikle Bulgaristan aynı Macaristan'ın yaptığını yapıyor şu an. Ya bunlar çok sıkıntılı insanlar arkadaşlar. Başka neydi işte mahuttan yeniyor. Efendim sana söyleme takodan yeniyor. Genelde işte kantar ayarlaması yapmazsan kantardan yersin ceza. Tonaj ayarlaması yapmazsan ki bir arkadaş da yazmıştı. Tonaj ayarlamasını nasıl yapıyoruz? Şimdi parkta durduğum zaman onu göstereceğim arkadaşlar. Nereye kadar kaç ton yüklemeniz gerekiyor diye durduğum yerde. O da bir bilgi amaçlı olur yeni başlayacak olan arkadaşlar için. Onu bir göstereceğim inşallah. Şimdi durduğum zaman 5 dakikaya kadar duracağız. Durduğumuzda onu da göstermiş olacağım. Çadırlarda nerelerde olacak? Bir de şeylerde, frigolarda nereye kadar işte 11,5 ton basmaması için çekiciye. Bundan bahsedeceğim. Bir arkadaş da ne yazmıştı bize? Frigo derecesini nasıl ayarlıyorsun dedi. Şimdi dereceyi göstereceğim. Fakat şöyle bir şey var. Derecelerin kararlarını biz vermiyoruz. Derecelerin kararını yükün hangi kaç derecede gideceğini yükleyici firma sana söylüyor ya da evrağın üzerine yazıyor. Diyor ki işte temperatür İngilizce'de derecedir. Afiyet olsun. Yemek yiyor ekolcular. Temperatür diyor işte atıyorum 5 derece, 5 derece ya da işte 20 derece işte. Dereceleri yükleyen firmalar söylüyor. Şoför ona göre dereceyi alıyor. Hatta içerisine çağsız koyuyorlar. Firma yükünün derecesini şirketten bilgisayardan takip edebiliyor. Yolda seni arıyorlar. Diyorlar ki 2 derece düş, 1 derece düşür. 1 derece yükselt, 2 derece yükselt. Yolda durup söylüyorlar sana, telefon açıyorlar. Çünkü içerisine şöyle bir kobos gibi çağsız var. Çağsız koyuyorlar torsenin içine. Oradan yükün derecesini firma bilgisayardan görebiliyor. Çağsız diyorlar ona yani. Genelde bu yükler taze yüklerde, taze yüklerde olur. İncir, kiraz bu yüklerde olur. İşte çağsız koyarlar yani hassas yük olduğu için. Derece koyarlar.
Seni direkt firma aramaz yani. Yükleyici firma direkt aramaz. Firma yetkilisini arar. Senin çalıştığın firma yetkilisi de seni arar. Der ki abi der, mesela örnek veriyorum. Benim başıma çok geldi. Düşür dereceyi der. Bir derece der, iki derece der. Bu arada bizim kamera. Dereceyi düşür der. Bir derece düşür der, iki derece düşür der. Derece kararlarını yükleyici firmalara veriyor ve evrak üzerinde de yazar. Semerenin üzerine yazarlar artı ya da eksi şu derecede gidecek diye temperatürler. Derece ile ilgili bir kardeşimiz soru da onun sorusunu cevaplamak istedim. 2-3 tane böyle soru vardı. O soruları telefonla ekran resmi aldım. Fotoğrafları aktardım dedim unutmamak için. Az önce de bakmıştım onlara öyle bir gözden geçireyim diye. Oradan görmüştüm. Şimdi bir de durduğumuz zaman tereceye nasıl alıyoruz frigoda onu göstereceğim. Daha öncesinden de yine göstermiştim, videolarımda vardı ama tekrar yine gösteririz inşallah. Frigonun havasını nasıl alıyoruz diye yine bir videom var. Öyle bir video da yapacağım. Bir de taco ile ilgili çok talep var taco ile ilgili. Ama turduğum zaman bunu da yapmam lazım dostlar. Taco ile ilgili bir video yapmam gerekiyor. Hem görsel olur böyle. Tuşlara basaraktan görsel yaparız onu. Hem de anlatırız yani sabah 6'da başladık, kaça kadar çalışma yapmamız gerekiyor diye. Bundan da bahsedeceğiz inşallah. Bayağı da uzun oldu bu video. Yarın bir de Çanakkale yeni yapılan köprüden bir çekim yapacağım inşallah. Orada çift şoför gideceğiz çünkü bizi kapıda karşılayacak arkadaşlar var. Çünkü yarın son çalışma günümüz. Onun için saatimizi çok güzel kullandık yani. Yoksa burada 45 yapacağız yani, kapıya düşmeden yarına kadar düşmeseydi 45 yapacaktık yani, iki günümüz heba olacaktı. Ama saatlerimizi güzel ayarlamasını yaptık, kapıya kadar düşebildik. Hemen az ileride bir park var, hem oranın suyu falan var işte. Bir iki temizlik yaparız, bidonlarımızı doldururuz. Daha kahvaltı yapmadık. Türkiye saati 12.30, buranın saati 11.30. Kahvaltı yaparız icabında. Ondan sonra yatarız işte birkaç saat. Sonrasında devam ederiz Kapıkule'ye. Sabaha karşı ineceğiz muhtemelen Kapıkule'ye. Oradan devam ederiz ayrısıyla bakalım. Burası Vidin. Meşhur Vidin yani. Çok sıra oluyor burada da. Öyle böyle değil. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Yine eski sistem gibi yapıyoruz. Böyle değişiklik olsun. Diğer türlü de yaparız. Ara sıra böyle yaparız. Fark etmez yani. Şimdi buraya giriyoruz parka. Parka girelim dostlar. Evet. Benim park burası. Buranın ücreti de park ücretini soruyor arkadaşlar. Park ücreti ne kadar diye falan. Genelde 3 euroluk var, 5 euroluk var. Buranın park ücreti 7 euro arkadaşlar. Şimdi bizim frigomuz çalışıyor. Dolayısıyla biz kafadan yanaşmamız lazım bir yerlere. Şuraya girsek ne olur? Şuraya girelim ya kafadan. Kafadan yanaşalım ki insanları rahatsız etmeyelim. Çünkü bizim frigomuz çalışıyor. Çalıştığı zaman frigo böyle çadırların arasına giremezsiniz arkadaşlar. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok. Şu sağ tarafa az sola atayım da dolap açacağım. Biraz şey olsun, yer ayrılsın. İnsanları rahatsız etme hakkımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla bak adam hemen camdan bakıyor. Camdan bakıyor. Ya korkma korkma o kadar. Şimdi dostlar, evet dayandı lastik. Arkadaşlar şimdi şu frigo dursun. Frigonun derecesini göstereceğim. Bir de tingille ilgili nereye kadar yüklenmesi gerekiyor diye, tonaj ayarlaması nasıl oluyor diye onu göstereceğim. Sonrasında bu videoyu bitiriyoruz. Kapıkule'de ve Çanakkale Köprüsü'nde bunun devamını yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar. Şimdi dereceyi göstereceğim size. Frigo otomatik değildi. Otomatik değildi. Şöyle tutuyorum dostlar. Şu şekilde. Az daha geniş tutayım. Şu şekilde tutalım. Hemen açma kapama düğmesi dostlar burası. Bu elektrik, elektriğe taktığınız zaman açıyorsunuz. Şu düğme de derece de şu arkadaşlar. Eğer ki yukarı çıkaracaksın, mesela artı 5'te getiriyorum ben şu an. Bakın artı 7, 8 çıkıyoruz buradan. Tuşa basıyorum bak. Tekrar 5'e alalım. Aşağı indiriyoruz. Artı 5'e alıyoruz tekrardan. Derecenin ayarını buradan yapıyoruz. Bu yaptığımız zaman ayarı 5'e aldık.
hafızaya al, yani bu şekil yaptığın zaman olmaz. Önceden hangi dereceli ise onda tekrar çalışır. Buradan kayıt ediyoruz. Kayda alıyoruz. Hafızaya alıyoruz. Yani derece ayarını yaptınız. Buradan derece ayarını yaptınız. Hemen alttan kayıt ediyorsunuz. Yani hafızaya alıyorsunuz. Yani tuşlar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi buradan alarmı siliyorsun. Arıza koduna alarmı siliyorsun. Alarmı silmeden de frigoyu çalıştıramazsın. Ünite çalışmaz. Açma kapama düğmesi, elektrik düğmesi, pil menüsü düğmesi. Şurası. 3 tane tuş var burada. Bunlar da dediğim gibi start stop. Bazı yükler timing çalışmada gider. Bazı yükler yani otomatikte gider. Derecesini bulduğu zaman stop eder. Derecesi düştüğü zaman ya da çıktığı zaman otomatikman çalışır. Şu an bizimki start stop da otomatikte. Birazdan çalışacak yani. Ünitenin şey sistemi bu arkadaşlar. Bir de ünitenin çalışma saatlerini alacağız. Nasıl alıyoruz ünitenin çalışma saatlerini dostlar? Kapağımızı açıyoruz. Şu silip tuşuna bir sefer basıyoruz. Burada çalışma saatleri çıkıyor. Hemen OK'den basıyoruz abi aşağı doğru. Evet. Toplam dizel modda çalışma saati 1272 saat. Silip tuşuna basıyoruz. Ekranda çalışma saati çıktığı zaman OK'tan devam ediyoruz. Çalışma saatini çıkarıyoruz. Çalışma saatleri böyle. Tekrar söylüyorum. Silip tuşuna basıyoruz. Burada çalışma saati çıkana kadar devam ediyoruz. Basıyoruz. Çalışma saati çıktığı zaman OK'tan bastığımız zaman çalışma saati çıkıyor arkadaşlar. Çalışma saati bu. Kapağımızı kapatıyoruz. Unutmadan geçmeyelim. Torsen'in lambalarını yakmak için parklar açık olması gerekiyor dostlar. Şuradan yakıyoruz bakın. Hemen lambası yanıyor bak. Farkındaysanız bakın. Buradan Torsen'in iç lambası. İç aydınlatması arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da bir hatırlatalım diye. Şimdilik sonlandırıyoruz. Şurada mavi tuşa bir sefer basıyoruz. Tek sefer. 24 saatlik rapor veriyor. 10 dakikada bir içerisinin derecesinin raporunu veriyor bize. Evet. Gördüğünüz gibi vermeye başladı. Raporu vermeye başladı. Bu dostlar 24 saatlik rapor. Şöyle gösterelim. 24 saatlik raporumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu 24 saatlik her 10 dakikada bir kaç derecede çalıştığını burada gösteriyor arkadaşlar. Bunu gittiğiniz yerde şöyle gösterelim. Bunu gittiğiniz yerde alıcı firma sizden isteyebilir bu raporları. Bunları biz 24 saatte her sabah firmaya WhatsApp üzerinden gönderiyoruz. Firma bunları kontrol ediyor. Yani bizim firma bu konuda çok hassas. Bu derece konusunda. Şeye gelelim dostlar. Tonaj ayarlamasını nasıl yapıyorsun diye bir arkadaş yazdı. Şu an ismini hatırlayamadım. Onu göstereyim. Önce şunu kapatalım arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Su kirmesin diye. Şöyle kapattık. Şimdi artı bizim bir de burada derecemiz var. Bu da yani arabanın içinden camdan görebilmek için buraya da bir derece koymuşlar. Şimdi frigolarda şu görmüş olduğunuz ünite arkadaşlar tam 1 ton şeyi 1 ton ağırlığı 1 ton. Bu arada elektriğe taktığınız zaman elektrik fişimiz de hemen şurada dostlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan takıyorsunuz elektriğe. Şimdi sizlere frigoyu yükledin. Bu tingil 11,5 ton olması lazım. 11.500 olması lazım. Bu tonaj ayarlamasını nasıl yapacağız? Dostlar şurayı görüyorsunuz. Şuraya şöyle yukarıdan göstereyim. İnşallah gözüküyordur. Tam bu lastiğin üzerinde buraya kadar şöyle aşağı görüyorsunuz. Bak şu lastiğin üzerine kadar buraya kadar 4,5 ton olacak. 4,5 ton. Yani buraya kadar 4,5 ton olduğu zaman bu tingil 11,5 tonu geçmez. Frigolarda. Şuraya kadar 4,5 ton koyacaksınız dostlar. Fazla 5 ton olursa şu arası tonaj basar abi. Buradan çeza yersiniz ki çok çeza yiyenler oluyor. Bu çok önemli bir mevzu. Şu lastiğin üzerine kadar 4,5 ton olacak. Çadırlar da hazır burada varken bir çadırlı araç. Bakın bir kapak geliyoruz. İki kapak. İkinci treye geldik bak. Şurayı gördünüz değil mi dostlar bak. İki kapak. Şuraya kadar, şu ikinci kapağa kadar, şuraya kadar 6 ton olacak. Yani şu tingilin basmaması için çadırlı araçlarda ikinci kapağa kadar 6 ton yükün olacak. Eğer ki 6 ton yükten fazla olursa bu tingil basar, 11,5 ton basar.
Yani çok basit. Çadırlılarda ikinci kabağa kadar 6 ton. Frikolarda çekici lastiğin üzerine kadar 4,5 ton. Çeker lastiğin üzerine kadar, görmüş olduğunuz gibi, çeker lastiğin buraya kadar 4,5 ton olacak. Tonaj basmaması için. Tonajınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çadırlarda ikinci kabak, frikolarda çekici lastiğinin üzerine kadar 4,5 ton. Burayı kapatalım. Şöyle. Kapatalım. Bu videoyu da sonlandıralım dostlar. Şimdi devamını yarın yapacağız inşallah. Yani videoyu yarın tamamlayacağız. Allah nasip ederse. Şimdilik burada 11 saat yatacağız. Gece buradan çıkacağız. Gece saat 1 gibi olur herhalde. Devam edeceğiz. Kabuklu'ya doğru. Frigo da çalışıyor. Şimdi ses gelecek. Şimdilik sonlandırıyorum. Yarın tekrar devam edeceğiz. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok yorum geldi. Taco ile ilgili bir video yapar mısın abi diye. Hem tanıdıklarımızdan, işte hatta dün de bir kardeşimizle bunun muhabbetini yaptık Bursa'da. Beni aradı. Direkt WhatsApp numaramız vardı. Birebir görüştüğümüz bir arkadaşımız, bizim takipçimiz. Çift şoför Taco'yu nasıl kullanacağız? Bir de Taco ile ilgili, yani çok kapsamlı da olmasa Taco ile ilgili bazı Taco'dan bahsedeceğiz dostlar. Giderken Taco'dan bahsedemiyoruz. Neden? Bazı görsel hemen buradan da göstermem gerekiyor. Böyle şu anda kaptan anda ve parktayım. Yarın da bir video yapacağım için bu videoyu da ona ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Taco, bu yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Yani bak, size samimi olarak söylerim. Şu direksiyonu görüyorsunuz. Şoförlük kısmı bu işin %20'sidir. Bunu unutmayın. %80'i evrak prosedürüdür. Yani bu transport işinde %80 evrak prosedürü, %20'si şoförlük tarafıdır. Şu şoförlükten daha önemlisi Taco'dur arkadaşlar. Taco'yu çok iyi bilin, çok iyi öğrenmeden yurt dışına çıkmayın. Gerçekten çok ağır cezalar var Taco ile ilgili. Yani şimdi bazı arkadaşlar işte bir an önce yurt dışına çıkayım, tamam eyvallah çık tabii ki, ama Taco'yu öğrenmeden çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ya çok aslında böyle kafanızı yorduğunuz zaman inanın bana 3 günde 4 günde toparlarsın işi. Nasıl toparlarsın? Ya günlük 13 saat totalimiz var. Bir günlük. Sabah 6'da başladık. Akşam 7'de 13 saat yaptı. Bitti. Yani Taco'dan ilerlemeyin hiçbir zaman. Bak ben bile hani burada yanlış yaparım diye elimde defterim var. Buradan kalkış yapacağım zaman sabah ya da akşam hangi saatte kalktığımın notumu alıyorum buraya. Notunuz böyle bir defteriniz olsun. Notunuzu alın. Hangi gün başladınız? O gün kaç saat araç kullandınız? Saat kaçta istop ettiniz? Bunları yazın tek tek. Yazarsanız hata yapmazsınız. Sabah 6'da başladık. Akşam 19'a kadar 13 saat total yapıyor dostlar. Bu 13 saat içerisinde 9 saat araç kullanmamız gerekiyor. Haftada 2 saat, 2 sefer 10 saat araç kullanabilir. Bir haftada bu 13 saat totale 15 saate çıkarabiliriz 2 sefer, ama 5-5'i olmayacak. 1 gün, 2 gün ya da 3 gün arayla. Yani bugün totali 15 yaptım, yarın tekrar 15 yapayım, olmaz. Bu bozulur. Bugün 15 yaptıysan totali bir sonraki gün yapabilirsin. 10 saat sürüşünü de bugün 10 saat sürüş yaptıysan yarın da 10 saat sürüş yapamazsın. Bir gün arayla olacak. Bir gün atlaman gerekiyor. Bir gün arayla haftada 2 sefer 9 saat olan sürüşünü 2 sefer 10 saat yapabilirsin. 13 saat totalini haftada 2 sefer 15 saatte çıkarabilirsin. Çok basit. Yani 3 saat araç kullandınız, 46 dakika duracaksınız. 45 dakikadan 45 dakika olmayacak. Yani 46. dakikadan saniye alması gerekiyor. 2 sefer pauza yaparsın. Sabah 6'da kalktın, 9'a kadar sürdün. Bir 46 pauza yaptın. Bir daha 3 saat sürdün. Tekrar bir 46 pauza yaptın. Bir 3 saat daha sürersin. Yani kılı kılına tam 3 saat olmaz. Bu 15 dakika, yarım saat daha az olur. Yani kılı kılına yapamazsın. Bunu Taco'nu bozmuş olursun. Önündeki parkları ona göre ayarlayacaksın. Günümüzde çok park sıkıntısı var. Lojistikler büyüdü. Parklar, aynı parklar, arabalar çoğaldı.
Mesela Almanya'da özellikle akşam 5'ten 6'dan sonra kesinlikle yer bulamazsın park yeri. Sabah 6'da başlıyoruz. Akşam 17'de totalimiz doluyor. Bitiriyoruz. İkinci takografla ilgili de bir şey bahsedeyim. Sonradan takografa geçeceğiz. Çift şoför takograf nasıl kullanıyoruz? Arkadaşımız sanayiden dijitalini taktı aracına. 20 kilometre geldi. İkinci şoför de ikiye taktı. Devam etti. Bu bozuldu. Bu iki takoyu da bozar arkadaşlar. Çift şoför takoları aynı anda takacak ya da birisi sonradan taktıysa o ikinci şoför taktığı zaman 9 saat araba olduğu yerde kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani yoldan bir arkadaşını aldın. İkinci kartı taktı. Yürüdün. Kartların ikisi de bozulur. Sistem böyle. Yani ikinci kartı taktığın zaman araç yerinde 9 saat kalması gerekiyor. Kesinlikle oynatmayacaksın. Bu böyle yani. Bu ikinci çift tako olayı bu. Yani senin sağlam takon da bozuluyor. Diğer arkadaşın takosu da bozuluyor. Ya da şöyle düşünelim. Türkiye'ye geldin. Senin evin burada. Çektin kartını. Devam ettin. 20 kilometre sonra da diğer şoförün evi. O devam etti evine. Sen kurtardın. Kartı çektin. Ama onun kartı bozuldu. Çünkü ikinci kartı da çektiğin zaman birinci kart 9 saat pauza yapması lazım. Birinci kart devam ettiği zaman tekrar bozulur. Yani çift şoförde kartları taktığımız zaman ya da sıfırdan ikimiz aynı anda taktık yürüdük, onda sıkıntı yok. Yani birinci kart varken ikinciyi taktığın zaman 9 saat pauza yapacaksınız arkadaşlar. Bunu böyle bilmiş olalım. Yani kesinlikle bu bilgim doğrudur. Yaşanmış olarak bir şeyi sizlere anlatıyorum. Şimdi takografa geçeceğiz. Birkaç bir şey göstereceğim buradan. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar şunu da yakabilirim. Evet. Şöyle sabit tutabilsem keşke. Şu gördüğünüz en alttaki dostlar. Şu gördüğünüz en alttaki. Bu benim haftalık çalışma saatim. Bak 47 saat 34 dakika haftalık çalışma saatim. Şu üstteki. Üstteki de en son kullanmış olduğum çalışma saatim. 2 saat 19 dakika kullanmışım. Antep'ten oradan geldim. Burada kaldım. Hemen bu alttaki yatak şekli olan 10 saat 27 dakikadır burada yatıyorum. Bu sizin istirahatınızı gösterir. Şu alttaki arkadaş şurası. Bu sizin istirahatınızı gösterir. Bu üstteki de yine bir 15 dakika yaparsanız, üstteki 15 dakika bir yerde pauz yaparsanız şu alttakini üste alır. Yani bu üsttekini dikkate hiçbir zaman almayın. Devamlı bu alttakini pauza alın yani. Alttakine dikkate alın. Tako ile ilgili bu. Şimdi burada 5 sefer OK'ye bastığımız zaman 2, 3, 4, 5. Şimdi rapor öyle. Bu burada günlük çalışma saatin, çalışma raporun bunları buradan da görebilirsin. Burada dostlar, burada senin dijitalde, burada senin çalışma saatlerini gösterir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bakın şurada yatar olan senin pauzeni gösteriyor. Şu yuvarlak olan çalışma saatin, çarpı olan pauzeni gösteriyor. Çarpı olan. Yani araba rölantide çalışıyor, bunu gösteriyor. Bunu kesinlikle polis bu rölantide çalışırken kabul etmiyor. O pauze sayılmıyor, çarpı olan. Bir de şöyle bir rapor alıyoruz. Mesela günlük kaç saat çalıştık? Tekrardan 2 sefer OK'ye basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında alt OK'a başlıyoruz. Olaylar, aktivitelere geliyoruz. OK diyoruz. Diyor ki tekrar bir OK diyoruz. UTC'ye göre mi? Senin aracın UTC'ye göre ayarlı değil. Türk saatine göre ayarlı. UTC 3 saat bizden geridir. Hayır diyoruz. Şu an araç saatine göre bize rapor veriyor. Bu da farklı bir rapor. Bunu da göstereceğim şimdi sizlere. Evet. Burada da haftalık geriye dönük hafta hafta alabilirsin yani. Geriye dönük hangi gün istiyorsan 28 gün buradan tarihini ayarlayıp o günün raporunu alabilirsin. Evet. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi bunu onitikeyi tutuyorduk. Bunu yan tutacağız. Dostlar bakın. Burada şu kalın çizgiler bunlar bizim sürüşlerimiz. Şu tüz çizgiler şunlar. Şu kalın çizgiler bunlar bizim sürüş saatlerimiz. Şu tüz çizgiler bunlar bizim istirahat saatlerimiz. Şu kesik kesik olan çizgiler bunlar turgaklar. Kapıda, kalafat kapıda turgak yapmışız mesela, bak buradan başlıyor. Kesik kesik çizgiler turgaklar. Şimdi burada birinci tako diyor dostlar. Yat resmi var burada. Burada çarpı olduğu zaman rölantide oluyor. Bu pavzeden sayılmıyor. Yani aracınız çalışıyor. Hemen şuradan yatak resmini alacaksınız onu. Aracınız çalışıyor olsa dahi. Şimdi dediğim gibi o zaman takograftan rapor alın, inceleyin. YouTube'da da
bakıyorum birçok video var bu takografla ilgili. Çok basit bunu öğrenmek. Çok yani bu şoförlükten önemli en birinci faktör takograftır dostlar. Takografı öğrenmeden şu arabanın üstüne çıkmayın. Çok zararını görürsünüz. Gerçekten görürsünüz. Bakın firma size verir. Takografı biliyorsun diye aracını verir. Yurt dışına gidersin. Bir ceza yersin. Zaten takograf cezalarını kesinlikle firmalar karşılamıyor. Bak bunu söyleyeyim sizlere. Takograf cezaları şoför cebinden öder. Firma yatırır. Senden çatır çatır parasını keser. 100 euro 200 euro her servis keser. Yazıktır. 1 dakikanın 2000 euro cezası var arkadaşlar. Bunu böyle belirteyim sizlere. Takografı öğrenmeden şu aracın üzerine binmeyin. Yani bu transport işi şu traksiyon %20'sidir. Geri kalan %80'i evrak prosedürüdür. Belki de %30 %40'ı takograftır yani. Takografı iyi bilelim, iyi öğrenelim. Ondan sonra binelim aracın üzerine. Yani bu öğrenilmeyecek bir şey değil. Baktığınız zaman kafanızı verseniz 3-5 günde bu işi öğrenirsin. Çift şoförle ilgili de söylediğim gibi çift şoförle ilgili birçok arkadaşımız bunu bilmiyor. Ama çift şoförde iki dijitali aynı anda takarsan yürüyebilirsin. Birini taktı arkadaş 3 saat kullandı geldi ikinci şoförü aldı. İkinci şoför taktı. Kesinlikle 9 saat pauz yapmak zorundasın. Yani bu çift şoförü biraz sıkıntılı yani. Bunu da belirtmiş olalım. Bunun dışında tabii çok kapsamlı da bunu anlatabiliriz ama inan ki saatler sürmesi lazım. Daha öncesinden de bir tane takografi videom vardı. Bunu da buraya ekleyeceğiz. Bu videoya ekleyeceğiz. Gene bir sorularınız olursa, eğer ki bir yanlış anlatımımız da olursa sizlere yorumlarda yazın. Ya bir hatamız varsa düzeltiriz. Sıkıntı yok yani. Şimdilik bunu sonlandırıyorum. Buradan çıkacağız şimdi. Bursa'ya doğru nasip olursa. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz. Oradan da bir çekim yapacağız ve videoyu tamamlamış olacağız. Çünkü dün de biraz çekimlerimiz oldu. Bu frigo ünitesinin saati ile ilgili, kullanımı ile ilgili, tonajla ilgili bir bölüm var. Bunları da izleyebilirsiniz. Tekrar devam edeceğiz. Evet dostlar, neredeyiz? 1915 Çanakkale Köprüsü'ne şimdi birazdan gireceğiz. Hemen otobana girdik. Kameramızı açtık. Dedik bir çekim yaparız buradan. Ben de ilk kez gidiyorum işin açısı buradan. İstanbul Tekirdağ veriyor oradan. Buradan da Gelibolu Çanakkale İzmir'de de devam ediyoruz şimdi köprüye doğru. Gece oldu aslında gönül isterdi gündüz bir çekim yapmak ama gece de olsa en azından aydınlatma var. Pek de fena sayılmaz. Bir çekim yapalım dedik buradan. Köprüyle ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Ufak tefek yani bildiklerimizi. Köprünün ihalesi ilk kez 1984 ve 1989 yıllarında ihaleye çıkmış. 18 firma katılmış, projeyi sunmuşlar. Fakat bunun mümkün olmadığını söylemişler. Yani yapılamayacak olduğunu söylemişler ve ihaleyi iptal etmişler. Daha sonradan 2016'da yine Güney Kore firmasıyla birkaç firma var, isimlerini söyleyeyim. 2016 yılında ihale yapılmış köprünün ihalesi. 26 Ocak 2017 yılında köprüye başlanmış arkadaşlar. Köprünün ihalesini kimler almış? Dealim Güney Kore diye bir firma. Dealim Güney Kore ve Limak almış. Bunlar başlamış köprünün inşaatına. 5 yıl sürmüş. İşte 2 gün önce bitmiş. Daha sonrasında sembolik rakamlar var. Mesela 318 metre yükseklik var. Bu Seyit Onbaşı'nın top mermisi replikası yapılacak bu köprünün üzerine. Bu 318 metre 334 metreye çıkacak arkadaşlar. Yani 18'in anlamı 18 Mart 1915'te bağımsızlığını ilan etti. Bunları sembolize ediyor. Ama güzel bir hizmet. Yani keşke her zaman geçebilsek. Şimdi bir hafta ücretsiz geçeceğiz buradan. Daha sonrası aynı diğer
Osman Gazi Köprüsü gibi olacak. Yani ucuz gitmek isteyen kemiğe binecek yine tekrar. Pahalı gitmek isteyen köprüyle geçecek. Sistem böyle dostlar. Otobanı çok beğendim. Evet. Otoban oldukça biraz uzundu yani gerçekten. Bir 15 dakika sürüyor otoban. Buraya gelmek için diğer E5'ten ayrılıyorsun otobana. Bir 15 dakika sürüyor. Yani biraz bayağı var yani. O kadar da kısa değilmiş. Şimdi köprüye gireceğiz nasip olursa inşallah. Köprünün viyadüklere kadar geldik. Burası son çıkış oluyormuş. Orada bir çıkış tapelası gördüm az önce. Yani aydınlatma olduğu için gece güzel çekim oluyor böyle. Yoksa aydınlatma olmadığı için kapkaranlık yani bir anlamı olmuyor çekimin. Bu nasıl bir şey ya? Daha varmış köprüye ya. Yok bu otoban gerçekten oldukça uzunmuş yani. Ben hemen giriyoruz köprüye geçiyoruz diye biliyordum ama öyle değilmiş. Oldukça uzun yani. Evet yollar bomboş. Bu saatte kimse olmuyor. Gece saat rampası da var. İnişi de var. Çıkışı da var. Yani genel anlamda güzel. Otobanı fena sayılmaz. Evet kuleler gözüküyor arkadaşlar. O kulelerin üzerine 215 kiloluk Seyit Onbaşı'nın top mermisi replikası koyacaklar kule üzerlerine. Onun için o kule vinçleri var orada. Onları indirmemişler. Şu an onun yüksekliği 318 metre. O replikaları da koyduktan sonra 334 metreye çıkacak yüksekliği. Gelecekmiş bayağı. Evet Çanakkale Köprüsü, Çanakkale İzmir Köprüyü kullanacağız. Biz de ilk kez geliyoruz. Mecbur tabelaya bakacağız. Köprüden önce son çıkış diyor. Son çıkış burasıymış demek. Bir tane daha orada vardı. Bir de burada var. 1915 Çanakkale Köprüsü diye yazıyor. Evet. Yazmışlar yani. Köprünün ismini de 1915 diye. Buradan da dönersen direkt kemiğe gidiyorsun. Yani eski bizim gittiğimiz Kelebolu'daki kemiğe gidiyor. Kişe koymuşlar. Yani güzel bir hizmet. Evet. İyi bir çalışma yapılmış. Gerçekten güzel. 5 yıl sürmüş. 26 Ocak 2017'de başlamış. Yani buranın inşaatı işte 2 gün önce bitmiş. Tam 5 yıl sürmüş. Evet geldik. Hele şükür. Köprünün tek taraf çekim yaptım arkadaşlar. Diğer kamera telefonu kurmak istemedim. Dedim böyle bu sefer tek çekim olsun. Sıkıntı yok. Kamerayı da arkaya koyduk artık. Ara sıra böyle yapacak çekimi yapacağız. Ara sıra da yine eskisi gibi. Değişen bir şey yok. Yani kimseyi üzmek istemiyoruz. Herkes kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz yani. Tek taraflı yapmayalım. Herkese eşit olalım. Köprüye girmeden önce son kişi. Şimdi köprüye girdim. Bariyer yok. Ücretsizdir diyor. Ücret yok. Ücretsizdir. Evet. Girdik. Şimdi köprüye gireceğiz. Tamam. Şimdi köprüye giriyoruz arkadaşlar. 1915 Çanakkale Köprüsü. Evet. Rampası var. Bayağı rampa yapmışlar buraya. Ki tenis seviyesinden yüksek olsun diye. Bu arada bir iki not daha paylaşayım. Bisiklet, yaya ve hayvanlar için geçiş kesinlikle yasak yani. Motosiklet de özel izinle geçişi müsaade edilecek motosikletin. Evet burada geliyor, burada bitiyor ya şey. Biraz rampası var evet. Vay. Yayalara, bisikletlere ve hayvanlara geçişi yasak. Ama şeyi koymuşlar, koruma koymuşlar yani insanlar geçen olursa düşmesin gibilerinden. İki tane halat tutuyor ya şu koskoca köprü. Nasıl bir şey değil mi yani? Evet, orta açıklık burası. Normalde 6000 küsür ama viyadüklerle beraber 4608 metre arkadaşlar köprü. 4608 metre. Bu kırmızı olan boya değilmiş arkadaşlar. Kumaş bir bayrak kumaşı gibi bir şey. Direkler kırmızı görüyoruz yani internette resimlerde. Bayrak kumaşı gibi bir şey sarılmış yani. Ona göre yapılmış. Evet, çok güzel bir ışıklandırması var.
Benim çok hoşuma gitti ya ışıklandırma. Böyle ne çok abartılı ne de çok böyle orta bir şey olmuş. Kaç tane Boğaz Köprümüz oldu? 4 tane oldu. Bir tane de şeyimiz var, denizaltı. Neydi o? Marmaray mı? Ondan 5 tane oldu. Evet, şöyle güzel bir çekim yaptık. Işıklandırması olduğu için sıkıntı olmadı yani. Bu video da böyle oldu arkadaşlar. Dün Romanya'da başlatmıştım, bir başlangıç yapmıştım. Sıradaydık orada. Yaklaşık 8,5 saatte geçtik sırayı. Romanya'dan Bulgaristan'a geçiş yaptık. Oradan bir başlangıç yapmıştım. Sonrasında ünite ile ilgili birkaç bilgi amaçlı çekim yaptım. Bir kardeşimiz, birkaç kişi daha doğrusu tonajla ilgili çok soru geldi. İşte tingil tonajı ayarlamasını nasıl yapıyorsun gibi. Parka girdim. Parkta dedim onu da yapalım. İşte frigolarda nereye kadar yüklememiz gerekiyor, kaç ton. Yanımda da bir çadırlı vardı tesadüfen. Çadırlıda nereye kadar yüklememiz gerekiyor. Bunları göstermiş olduk. Oradan geldik Kapıkule'ye, Kaptan Andrava Parkı'na. Takografla ilgili bir video yaptım. Bir yaklaşık 5-10 dakika sürdü o da. Çünkü takografla ilgili çok sorular geliyordu. Onunla da yaptık. Devamını da burada yaptık. Şimdi zaten ışıklandırma bittiği için videoyu sonlandıracağız dostlar. Oldukça bu video uzun oldu. Çok faydalı video olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bilgi amaçlı oldu. Bu videonun içerisinde gerçekten çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Bu yeni bu işe başlayacak olan kardeşlerimiz özellikle bu videoyu izlesin yani. Köprü bitti. Geçtik karşıya arkadaşlar. İyi oldu yani. Bir pauza yaparız biz de. 2,5 saattir araç kullanıyoruz. 2,5 saatte Çanakkale'ye geldik. Hangi firma anlayamadım. Evet, köprüyü bitirdik arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım dostlar. Bu videoyu da inşallah 1-2 gün sonra atacağım kanala. Karşıda ne var? Burada da bir park tarzında bir şey var. Evet, yanıcı parkı gibi bir şey. Evet dostlar, videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi tekrar yani bir eksik varsa sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bir kafanıza takılan bir şey olursa yine yazın. Çok güzel yorumlar alıyoruz dostlar. Bizleri buraya kadar izlediyseniz bizlere destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir beğeni yapabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden hepinize selam olsun.